hiç fena gözükmüyor ya. Evet. Abi diyorum ki bar kısmını birazcık daha genişlesek. Ne dersin? Olabilir. Evet. Ne? Ne dedin? Peki yolla içeri. Berna geliyor. Berna mı? Yapma ya. Niye geldi bu şimdi? Merhaba. Hoş geldin. Sen de buradasın demek Serkan. Ne güzel. Ya öyle. Hayırdır Berna? Hangi rüzgar attı seni? Çok enteresan bir hikaye duydum. Sana bunu anlatmaya geldim. Hikaye mi? Hem de ne hikaye? İsim vermiyorum. Siz tahmin edin. Çok ünlü bir armatörün oğlu hakkında. Babası çocuğu evlendirmek istemiş. Çocuk istemiyor ama. Ne yapayım derken aklına bir fikir geliyor. Paraya ihtiyacı olan bir kız bulup yalandan bir evlilik yapıyor. Çocuk istediği gibi gezip eğleniyor. Kızsa parasını alıyor. Herkesi kandırıyorlar. Bir süre sonra anlaşamadık deyip ayrılıyorlar. Babası da terk edilip yıkılan oğlunun kalbini daha fazla kırmamak için onu özgür bırakıyor. Çocuk amacına ulaşıyor. Nasıl hikaye? Çok saçma değil mi? Çok. Birini anlatsam Türk filmi mi be bu diye dalga geçer herhalde. Kimseler inanmaz. Tabii canım. Kim inanır? Kimse inanmaz doğru. Ama ben inandım. Olacak şey mi canım bu? Serkan yeter. İnkar etmenin anlamı yok. Bu oyun burada bitti. Bitmesine gerek yok Sarp. Bunu kimseye anlatacak değilim. Ben seni gerçekten sevdim Sarp. Seninle bir mantık evliliği değil. Bir aşk evliliği yapacaktım ama olmadı. Şimdi senden intikam alacak değilim. Çünkü sen beni incitmiş olsan da ben bunu sana yapamam. Ama nedenini anlayamazsın, değil mi? Aşkın defalarca reddedildiğin halde hala içinde bir ağaç gibi çiçek açmaya devam ettiğini bilmezsin. Beni sevmediğini söyleyebilirdin. En azından bu dürüstlüğü gösterebilirdin.